Başka. Abdullah Bey. Ben tavuk mı düştürelim? Ne mi yapayım? Düştürelim. Arpa. Öyle? Arpa. Kif memnun imiş şahın. Ses. Domates tarlada 1,5 biber burada 6 lira. Git manavda 30-35 lira 40 lira. Bunu cefasını çiftçiyle sadece işçi çekiyor. Küçük üreticiler yani. Yani. Mazot, gübre, tohum, şey hortum, su, naylon, her şey uçmuş. Maliyet çok yüksek. Maliyet yüksek. 100 bin üzerinde. Ama mecburiyet çok yüksek. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Biz şunu bilmenizi istiyoruz. Bunu hem çiftçi kardeşlerimiz için, hem çalışan emekçi arkadaşlar için söyleyeyim. Biz 2 aydır bu ekmek adalet kampanyasını başlattık. Türkiye'de artan yoksulluktan dolayı. Çoğu insan hani mecbur kaldığı için buralara geliyor, okulunu bırakıyor geliyor. Biz bunun hepsinin farkındayız. Ve biz bunun mücadelesini veriyoruz. Dediğim gibi hem mecliste hem meclisin dışında biz bu sorunların çözülmesi için elimizden gelen her türlü çabayı harcayacağız, harcıyoruz. Bunu bilmenizi isteriz. Biz içinizden geçip şu an söylemediğiniz çok şey var. Bu herkesin gözünden çok iyi anlaşılıyor. Ne yazık ki bu sistemin problemi. Yani bu sistem bizi çocuk işçi olmaya, 18 yaşından küçük olan çocuktur. Çocuk işçi olmaya bizi zorluyor. Okulu bırakmaya zorluyor. Eve bir ekmek götürmek için insanların verdiği çabanın haddi hesabı yok. Ama fakirlik bu ülkede gittikçe artıyor. Eskiden bu kadar tarlayı, araziyi eken çiftçi ağa olurdu maddi olarak, zenginleşirdi. Şimdi masrafını çıkarmıyor. Domatesi yerden çıkarmıyorlar. Biberi yerden çıkarmıyorlar. Bu herkesi zincir gibi etkiliyor. Hepimiz bunun farkındayız. Ben Tem Parti Eşkiler Derneği Başkanı geldi. Dün valilikteki toplantı hakkında bize bilgi verdi. 800 küsur olmuş. İşte elçiye verildikten sonra işçiye 800 net kalıyor diye. Kilo biber toplayacak. 5,5 AT'den bir, 5,5 AT'den bir hesaplasa kilo başı 100 lira kalıyor. Mazotunu da hesaplasa o da kalmıyor. Ama mesela şu an bende 200 dönüm biber var. Ben toplamayacağım. Bırakacağım. Çünkü yapacak bir şey yok. Bir de fabrikaya veriyoruz. Fabrikada 5. 6. çek verir. Amara parası da veriyor. Amara da akşam geldi mi mesela 30-40 kişi geldi mi akşam parasını ister. Peşin para ister. Ondan dolayı biz de kapatacağız, süreceğiz mecbur. Kendimizi, malzememizi toplayıp içinden çıkacağız. Yani içinden yerin, çıkacak halimiz yok. Yerinde ölecek biberler. Aynen, aynen, aynen. 67 yaşındayım. Ben böyle bir mahsul gördüm. Biz, eskiden de bizim mahsulümüz bazen para etmiyordu. Ama hiç olmazsa pazarda halk yiyordu, bu bizim tesellimiz olurdu. Bu ceberit yönetimi, bu saray yönetimi öyle bir kalkıştırıyor ki çiftçiyi burada boğduğu gibi marketten de fakir fukarayı yiyemiyor. İşin tuhaf yanı. İşsizliğin yoksunluğun. Çalıştığın halde ekmeği bile evine getiremeyen insanın olduğu bir ülkeye dönüştü burası. Biraz bu sorunları gelip yerinde dinlemek, sizden dinlemek. Siz şimdi çiftçilik yapıyorsunuz, işçilik yapıyorsunuz. Biraz bu sorunları sizlerden dinlemek istiyorum.